Mevsimde Tarım programından merhaba, ben İrfan Donat. Bu hafta Türkiye'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini sizlere aktarmaya çalışacağız. Ankara'dayız. Koyun ve keçi üreticileriyle birlikte sektörün nabzını tutmaya çalışacağız. Özellikle Ankara'nın marka olmuş tiftik keçisinin ve merinos koyunlarının hikayesini sizler için ekrana getireceğiz. Hazırsanız Mevsimde Tarım başlıyor. Türkiye'de tarımın içinde hayvancılığın önemli bir yeri var. Hayvancılığın içinde de büyükbaş ve küçükbaş ayrılıyor ama küçükbaşın hakikaten ayrı bir önemi var. Biz de bugün Ankara'da küçükbaş üreticileriyle bir araya geliyoruz. Onlarla biraz sektörü konuşacağız. Yanımızda Süleyman Kalkan abimiz var. Kendisi küçükbaş yetiştiricisi. Ne var abi sende, koyun mu keçi mi? Bende Ankara tiftik keçisi var. Hem de bayağı spesifik söyledin, öyle keçi de değil. Ankara tiftik keçisi diye. Çünkü değeri çok yüksek, değeri çok kıymetli bir hayvan bu. Etinden, sütünden, tiftiğinden çok yararlanan değerli bir hayvan yani. Bu bize dedemden babama devretmiş, babam da bize devretti. Dedem babama 150 davar devretmiş bak. Babam bize 400 davar devretti. Şimdi benim 2000 sürüm var. Maşallah. Evet. Sen de çocuklara kaç tane devredeceksin? Ben de 3-4 bin inşallah o seviyelere çıkmaya düşünüyorum. Bu hayvan geçisi yani destekleri verildikçe, bu hayvanın çiftçiyi desteği, küpe destekleri bize böyle geldikçe benim hani hayvan sürüleri çoğalmaya başlayacak inşallah. Hele bu Ankara keçisi çok değerli bir hayvan yani. Şimdi abi hakikaten öyle. Ankara keçisi marka. Evet. Yani coğrafi işaret olarak da baktığımızda hakikaten katma değerli üretime katkı sağlayan bir türümüz. Evet. Tiftiği çok kıymetli. Dünyada yani o kalitede, bu kalitede ürün yok. Sen çok değerli diyorsun da gerçekten ülke olarak onun değerini biz bilebiliyor muyuz acaba? Bir de onu sorayım sana. Evet, işte o değeri bilmiyoruz. Ama yavaş yavaş anlamaya da başladık. Öyle mi? Tabii. Bu sizin sayenizde, yayınlarda geldikçe bize böyle şey yaptıkça yani bu fazlalaşmaya başladı yani. Bu kıymetlenmeye başladı hayvanlar yani. Değeri atmaya başladı Ankara keçisinin. Şimdi abi Ankara keçisi, şimdi koyunculuk, keçilikte kimisi var süt üretimi yapıyor, kimisi var et üretimi yapıyor. Ankara tiftik keçisinde asıl amaç ne? Ankara tiftik keçisinde amaç tiftiği. Tiftiği çok değerli bir ürün olduğu için iç çamaşırlarda, elbiselerde kullanılıyor. Çok değerli bir hayvan tiftiği olduğu için yani. Yani sen daha çok et ya da sağımından ziyade yünü için hayvanları yetiştiriyorsun. Evet, yünü. En çok yünü. Aslında hayvan, bunun da eti çok lezzetli oluyor yani. Eti o de tarafı da var. Var yani. Peki şeyi soracağım. Bir hayvanın kesim, kırkım tarihi genelde ne zaman oluyor? Bahar dönemine mi denk geliyor? Evet, baharında geliyor. Mart'ın 20'sinden başlar. İşte Mart'tan Nisan'a kadar yani kırkım öyle olur yani bizde. Mart aylarında. Bir hayvandan ortalama kaç kilo yün çıkıyor? Bir hayvandan yani aşağı yukarı 2 kiloyu geçer yani. 2 kiloyu düzüyor yani. Sen şimdi mesela zamanı gelince kırkımı kim yapıyor bu arada? Kırkım makineyle mi yapılıyor? Makineyle yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz kırkımları. Temiz bir alanda yani hayvanlar kırkıyoruz. Çiftçiklerimiz temiz olsun diye. Kırkıyoruz ve kooperatiflerimize veriyoruz. Bu arada o da ustalık isteyemiş öyle. Herkes kırkım yapamaz yani. Yapamaz. Yapamaz. Yani her insan yani kırkımı yapamaz. Eskiden biz makas vardı. Evet. Önce bir kırklık vardı. Dedem zamanı kırklığından kırkardık biz. Sonra makasa döndü. Şimdi makineye döndü. Günlük 150-200 hayvan atıyoruz. Kırpabiliyorsun. Tabii kırkabiliyoruz. Eskiden 25-30 davar kırkıyorduk. Teknoloji gittikçe ilerliyor. Tabii bu hayvan sayısı da böyle ilerleyip gidecek inşallah. Böyle desteklerimiz de gelirse, çoğalırsa Allah'ın izniyle bu ülkemizde yani Ankara keçisi üretimi çoğalacak. Peki mesela şimdi fiyatlardan memnun musunuz? Yani kaç lira mesela şu anda tiftik yünü? Tiftik kooperatifimiz bize yani 30 kayma veriyor. İşte devlet de... Yani kilosu 30 lira mı? Evet, 30 lira veriyor bildiğimiz kooperatiflerimiz. Ama Ankara devlet desteği de kaç lira olacak? Geçen sene 30 liraydı. İnşallah bu sene 40-50 lirayı bekliyoruz yani devletimizde. Yani... Kooperatif 30 lira veriyor kilosuna, 30 lira da devletin desteği var. Hayvan kilogram başına yünde 60 lira alıyorsunuz. Evet, peki bu sene alacağız. Bu sene alacağız yani. Geçen sene 50 kaymaydı. Bu sene de 60'ı inşallah alacağız yani. Ama bu hep böyle miydi? Daha önceki yıllarda para ediyor muydu? Bu öyle etmiyordu.
Çiftlik 8 kaymaydı. 5-6 sene evveli 8 kaymaya çiftlik veriyordu. Kooperatif 8 kaymayı alıyordu. Devlet de işte 12-13 kayma veriyordu. Ve 20 liraya geliyordu kilosu. 15-20 kaymaya geliyordu. Ama şimdi bildiğimiz veriyor 30 kayma. Hmm. Devletimiz de öyle verdi mi Allah bereket etsin yani. Kilo başında 50-60 kaymayı alıyoruz yani. Allah bereket etsin yani. Peki senin çocuklar da bu işi devam ettirecek mi? İnşallah. Yapacaklar yani. Yani şu anda sana yardım ediyorlar mı? Tabii. Düzeni kurulmuş, düzeni baba diyor. Yani 2000 hayvan 4000-5000 olması lazım diyorlar yani inşallah. Devam ettireceğiz. Şimdi buraya geldik ayağınıza kadar. Özellikle biz Anadolu'yu geziyoruz. Evet. Dağ taş demeden bütün üreticilerle konuşuyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Sesi olmaya çalışıyoruz. Bir üretici olarak beklentin nedir? Var mı böyle hani bu işler daha iyi olur, şunu yaparsak, şu destek olursa ya da destek olması da önemli değil. İşte meraların kullanımı olsun. Var mı böyle beklentin? Abi, çünkü neden mesela meralar, hayvan meraları o kadar serbest olursa üretim o kadar fazla alışıyor. Bizim şimdi 25 bin hayvan var, biz mera bulamıyoruz. Ben Ayaş'ın köyüne gidiyorum, öbür arkadaş bir yere gidiyor yani meralar sıkıntı oluyor. Bu meralar bize orman meraları açılsa üretim çoğalır. Bir de mesela bu yem bizi çok etkiledi. Bitkiler, yemler bizi çok etkiledi. Bunlar da düşük olsa yani bu verim daha çoğalır. Ankara geçisi verimi daha çoğalır yani. Yanımızda bir diğer keçi yetiştiricisi Arif Şenol var. Arif amcamız da yine bu bölgede keçicilikle uğraşıyor. Kaç hayvan var Arif amca? 700 Ankara tiftik keçim var. Çobanım var. Bazen iki tane olur çobanım, bazen tek olur. Ben de güderim çobanımın yanında, yardımcı olurum. Zaten, üreticiyim. Zaten bu işler başında durmazsan olmaz değil mi? Evet, kendin takip edeceksin. Güzel otlatacaksın dağda, suyuna, her şeyine dikkat edeceksin. Gelirini alacaksın, üretimini. Tiftikten istifademiz var, güzel para ediyor. Biz bunun kurbanlarını da yetiştiriyoruz. 2 yaşına giren erkek davarlar 1 milyar yapıyor. Öyle mi? Evet. Anladım. Senede 300 oğlan oldu. 150 tanesi erkek oluyor, 150 tanesi diş olur. 3-4 sene takip edip güzelce güttü müydü? 300-400 milyar gelirim olur. Tiftik de güzel para ediyor. İyi, memnunuz. Tarım araştırmadaki hocalarımızdan da çok memnunuz. Desteğimiz. Çok güzel bir noktaya değindin aslında. Ben de onu soracaktım, unuttum. Sen mesela burada senin gibi yetiştiriciler kamudaki araştırmalardan işte TAGEM olsun farklı birimlerden destek alıyor musunuz? Ya da ilçe tarım müdürlüklerinden gelip ilgileniyorlar mı? Bilgilendiriyorlar mı sizi? Evet, bilgilendirme oluyor da ilçelerde ziraat veterinerlerimiz biraz şey bakıyor, uzak bakıyor. Pek yanımızda bulunmuyor da tarım araştırmadaki hocalarımız çok ilgileniyor. Benim bir arkadaşım var, 11 tane ineği var, 5 tane buzağısı var. 5 buzağının destek parasıyla kışınki saman, balya parasını alıyor. Yani ben şöyle bakıyorum üreticiye evet. Destek maddi anlamda olabilir, şartlar gerektiriyorsa ama asıl destek bence eğitim tarafında doğru şekilde yetiştirmek için yönlendirme tarafında. Çünkü bazen üreticilerin çok iyi bildiği şeyler var atadan dededen gelen. Evet. Bazen de yanlış bildiği şeyler var yine atadan dededen gelen. Ya da dönemin şartına göre değişen üretim şekilleri var. Hani o eğitimle beraber aslında hayvanda verim de artabilir. Bu iş daha karlı hale getirebilir. Evet. O yüzden eğitim desteği de çok önemli. Ona değinmek istedim ben. Evet, eğitimde hocalarımız çok aydınlatıyorlar bizi. Konuşmalarında, broşürlerde verdikleri, kendimizin senelerdir babalarımızın gününden aldığımız tecrübeler var ufak yaştan beri bunun ardında. Güzel, iyidir yani. Tavsiye ederim. Gençlere de tavsiye ederim. Dedin ya biraz önce birkaç kere işin başına duracağız diye. Evet. Şimdi bu işler şu anda günlük güneşlik hava. Arkada hayvanlar yayılıyorlar. Evet. Biz işte burada bizi izleyenler belki o ne güzel doğada baş başa sessiz sakin takılıyor diyebilirler. Ama bu işin yazı var, kışı var, soğuğu var, sıcağı var. Bir günün nasıl geçiyor? Kaçta kalkarsın mesela? Ne yaparsın hayvanlara önce? Rutininde ne var? Akşam kaça kadar sürer bu işler? Vallahi kış ayları saat 10'da çıkarırız, 4'te 5'te girer. Yazında gecesi gündüzü devamlı sürünün peşinde olursun. Yani sabahları mesela yazın kaçta kalkıyorsun? Sabah 5'te kalkarım yazın. Şimdi dahi 5'te kalkarım. Yani başında yatarım. Cumartesi, pazarı, hafta içi, hafta sonu yok. Her gün mü? Hafta izini yok bunda.
Yalnız çobanın olur. İki tane olursa sen de onları takip edersin. Otunu, suyunu. Onu ona göre takip edersin. Öyle başıboş bırakıverdi miydi? Afganlar şimdi tam başaramıyorlar. Ufaktan yetişmemişler. Fakat yine de onların ekmeğini yiyoruz Türkiye'de. Afganların çok emeği var Türkiye'de. Üretimde. Özellikle hayvancılık tarafında. Ufak başta olsun, büyük baş hayvancılıkta olsun. Tamamen üretimde Afganlar. Neden Türk çoban yok? Valla asgari ücret. 2 milyar 300'e Ankara, Sincan çalışıyorlar şehirlerde. Yeterli değil ama şimdi galiba yeni yeni sıcak bakmaya başladılar mesela üretime. Asgari ücrete şehirde 2000 liraya, 2000 küsüre çalışıyorlar. Çoban olarak burada gelseler kaç lira kazanırlar? Onlar da alır 3 milyon ama düzeni kurması lazım. 30 koyunu 100 yapması gerekir, 300 yapması gerekir. 150-200 Ankara tiftik geçisini 400-600 yapması gerekir. Daha güzel standartlar olur, daha güzel şey olur yani geliri. Yani çoban demek sadece öyle hayvanı gütmek demek değil aslında. Hayvanın gözüne bakacak, tabii, bir sıkıntısı tabii. Var mı yok mu onu anlayacak. Doğru yerde, doğru zamanda otlatacak değil mi? Yani birçok şey var aslında. Çobanlık öyle kolay da bir iş değil bu arada. Değil. Ben 7 yaşımdan beri bu işte köyden hiç ayrılmadım. Tabii oraları çok önemli. Kendin bilmiyorsan bilene sor. Bak hocalarımız yardım ediyor dedim, tekrar yine dönüyorum. Bilemediklerimizi onlardan da ta hala aydınlanıyoruz, söylüyorlar onlar. Peki çocuklar bu işe devam edecek mi senden sonra? Vallahi bende 4 tane kız çocuğu var. Damatların ikisi sıcak bakıyor. Biri biraz daha sıcak bakıyor. Yani yeni yeni şehirlerde hayat zoraldığı için bu malcılığa dönmeyi istiyorlar, arz ediyorlar. Bu da güzel bir şey. Güzel, sonuçta güzel. Şimdi senin oğlan olsaydı bu işe sıcak baksaydı, belki gelin sıcak bakmasa biraz işler zordu. Ama zaten kızlar senin yanında, o damatlar bu işe sıcak bakıyorsa daha şanslısın. Oğluyla bir arkadaş kendi çocuğuyla 9 sene Ankara tiftik geçişliği yaptı. 3 tane daire aldı. Çocuk şehre gidince tamam gelir bitti. Hayvancılıkta güzel para var yaparlarsa. Çok güzel, temizdir, iyidir. Her şeyi güzel. Ama Arif amcanın dediği gibi önemli nokta ne? Başında duracaksınız. Tabii, İşinize tabii. Sahip çıkacaksınız. Çünkü bize zaman zaman mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Yatırımcı olarak biz bu işe girelim mi diye beyaz yakalılardan. Nacizane bizim ilk ve tek tavsiyemiz, bu işin başına duracak mısınız? Çünkü bu iş para yatırılarak uzaktan yönetilecek bir iş değil. Çizmeyi çekmeniz lazım. Şapkanızı takıp hayvanların başında olmanız gerekiyor ki İşin devamlılığı gelsin. Aksi takdirde birilerine emanet ederseniz o işin devamı gelmiyor. Yanımızda Yılmaz Güven var. Kendisi de hem koyun hem de keçi yetiştiriyormuş. Evet. Abi şimdi genelde birileri ya keçi yetiştiriyor ya da koyun yetiştiriyor. Sende ikisi de var. Neden? Kararsız mı kaldın yoksa? Biladerle beraberiz. Bilader koyunu sever. Ben de keçiyi seviyorum. Koyun ağırlık az bizde. İlkin koyun vardı. Hmm. Baktık bizim arazi Ankara tiftik keçisine elverişli olduğu için. Onun için keçiye karar verdik. Şimdi de 1000-1500 keçi var. Koyunlar merinos mu? Koyunlar merinos. Ondan kaç tane var? 200 tane koyun var. Artanın tep tiftik keçisi, Ankara tiftik keçisi. Yani sanki hem yetiştirme şartı daha uygun hem de kazancı, karı mı daha iyi tiftik keçisinin? Bizde meralar onu götürüyor. Biraz mera bizim çetin, zor, düz arazi az. Onun için mecburen Ankara tiftik keçisini şey diyoruz. Ankara keçisinin tiftik keçisinin tiftiği çok kıymetli olduğu için. O da babalarımızdan, dedelerimizden kalma olduğu için. Onun için tabii ben küçük yaştan beri Ankara tiftik keçisiyle uğraşıyoruz. Sonra bir koyuna dönelim dedik. Keçi zor. Keçi devamlı. Mayıs ayında çıkarırız yaylaya. Daha 10. 11. aya kadar yaylada kalır. Hmm. Onun için şey ettik. Baktık koyun olmadı. Öyle olacak. Hala şimdi daha var yaylada duruyor. 2 tane Afgan çobanım var. Hmm. Bir de ben varım. Bir de benim oğlan var. İkimiz bunları 3'ün 4'ümüz gidiyoruz. Bilader koyunu gider. Şimdi ama dediğin gibi meralarımız çok şey değil. Verimli değil. Hele hele bu bölgede özellikle. Ama keçiler
ne bulsa, çok zordaki şeyleri bile yiyebiliyorlar. Koyunlardan herhalde daha iyi kendilerine bakıyorlar Mera'da, değil mi? Geçi bakar, geçi sağlık bakımından çok sağlıklı hayvan. Nerede temiz su, nerede şeyler, koyun nerede pis, pasak temiz, suyu yiyir, hepsini yiyir. Ama nerede ağaçta filizi, güzel otlar varsa, şeyleri varsa hep keçi onları yiyir, Ankara tipik keçisi. Bizim o arazide dalgalı, çetin, zor, düz arazi az, toprak yok bizde, hep çetin arazi. Onun için biz de Ankara tipik keçisini şey diyoruz. Yılmaz abi, bir günün nasıl geçiyor? Bize bir anlatsana. Kaçta kalkarsın, sonra ne yaparsın? 6-6.30'da kalkarım. Hemen kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra hayvanlar yanına gidiyoruz. Hayvanlar yanındaysak. Hayvanlar Ankara tipik keçisinin en zor dönemi Mart ayına Nisan ayı. Doğum dönemi mi? Doğum zamanı, kırkım zamanı. Nisan'ın sonuna doğru kırkımı biter. Mart ayında başlar doğumları. Ondan sonra sıkıntısı olmaz. Ondan sonra dağdan yer, dağdan içer, dağdan yer, gölden içer. Bizim cebimize dokunmaz. Ama koyun 6 ay arazide yayılır, 6 ay evde yemleme yaparız. Onun için en çoğunluğundan Ankara tipik keçisine ağırlık veriyoruz. Yemler pahalı. Nasıl mesela şu anda, geçen yıla şöyle bir karşılaştırsak, geçen yıla göre yem fiyatlarında ne kadarlık bir değişiklik var? Geçen sene 70 milyona yem aldık. 21, 22, 23 milyona paskül kuzu sattık. Bu sene 95 milyona yem aldık. 18 kaymaya kuzu sattık. Yani yem fiyatı arttı ama sattığın hayvanların kilogram başına fiyatı, evet, düştü mü diyorsun? Hayvanın uz şeyi geriye geldi. Hemen arkamda Merinos koyunlarını görüyorsunuz. Merinos koyun yetiştiricisi Satılmış Soylu bizimle birlikte. Satılmış abi, kaç tane hayvan var? 350-400 arası Merinos koyunum var. Ben bunu damızlık usulü yapıyorum abi. Örneğin bizde meralar kısıtlı. Hep kuzuları yemle besliyorum. İçinden damızlık olacakları ayırıyorum. Yani 30-40 gibi bir şey. Diğerini satıyorum. Babadan dededen mi bu işler? Evet, evet. Kaç yıl oldu yapalı? Bu iş benim dedem yapıyormuş. Ardından babam rahmetli devam ettirmiş. Ondan işte bayrağı biz de götürüyoruz. Annemden doğalı var yani bu kapıda bu hayvan. Evet. Çoğaldı şimdi... azaldı ama şimdi yeniden çoğaltmaya gidiyoruz. Ama işte biz bu hayvanları, kuzuları ben besi usulü yapıyorum. Yem girdileri harbiden çok pahalı. Ben bu kuru tarım da yapıyorum. Arpa buğday ekiyorum. Arpa sezonunda satıyoruz. 1 lira 20 kuruş gibi fiyat atıyorum. Yeme geldiğin zaman 50 kilo yem, bizde 90 milyon, 95 milyon. Yani bunun bu aradaki fark neden böyle, onu anlamıyorum. Yani aslında haset edip de 1 lira 20 kuruşa sattığın arpayı sen yem olarak çok daha pahalıya alıyorsun. Evet, evet, aşağı yukarı 1 lira 20 kuruşa sattığımı 2 lira gibi tekrar şekilde geri alıyoruz. Bu açıklara bir de, yani devletin bir el uzatmasını isterim. Sonra... Bu kuzu fiyatları, örneğin biz 18-19 milyon liraya canlı faskül hayvan satıyoruz. Bu %50 verim yaptığı zaman 18'e sattığın hayvanın etin 36 milyon liraya gelir. Şimdi Ankara'ya gittiğin zaman hiç 55 milyon liradan aşağı bir kasap reyonunda yok yani etin kilosu. 36 dediğin karkas mı? Karkas, evet, evet, evet. Yani artık 18'e sattığın zaman 36 eti gelir yani yarı yarıya fire verdiği zaman. Bu aradaki rant nerede bilmiyorum. Şimdi evet... Bu tüketicide yakınıyor. Et fiyatları çok pahalı. Evet pahalı ama üreticide kaç para olduğunu bilen yok bunun. Peki nasıl oluyor bu? Üreticide fiyat düşük. Yani evet, canlı ağırlık 18 kilogram diyorsun. Karkasa vurursan %50 fire. Evet. Ondan sonra olur. O da 36'ya geliyor ama kasaplarda 55 liradan aşağı. İyi. Nasıl oluyor bu iş? Ben de anlamıyorum işte. Yani buralara devletimizin bel atması lazım. Bu aradaki büyük rant nerelerde? Peki mesela şimdi canlı ağırlık 18 lira, karkas 36'ya geliyor diyorsun ya, sana aslında bunun maliyeti ne kadar şu anda? Kurtarıyor mu bu fiyatlar seni? Ya önceden yem fiyatları bu kadar olmadan önce güzel paralar kazanılıyordu ama böyle olunca anca işte sürü kendini götürüyor. 3-5 kuruş kazanıyorsun çoban maliyetleriyle. Şöyle diyeyim, yani yine yatırım yapmaya kalkarsan bir ev gibi filan bir şey sürüden biraz yemeden yapamazsın. Sonra her şey... Pahalandı bu veteriner ilaçları, yani girdiler de çok pahalandı. Ya bu şekil biraz zor. Şimdi diyorlar ki genç nesile bu işleri yapın. Yapmıyor çocuklar. Neden yapmıyor? Görüyorlar yani bu işin hiçbir ileriye açık tarafı yok. Ben bilmiyorum bunun etin fiyatını kim belirliyor.
Bugün geliyor adam 21 alacağım, ertesi gün geliyor 17 alacağım. Buradaki bu olayı çözemedim ben. Burada bir belirsizlik var. Büyükbaş tarafında da aynı sıkıntılar yani, var. Evet. Hem süt hem et tarafında. Evet, üretici evet. Çok para kazanından ziyade maliyetimi karşılayan, biraz da üzerine kar edebileceğim, sürdürebileceğim bir iş olsun diyor ama evet. Herhalde bir belirsizlik mi var? Evet, ya da işte belirsizlik var. Örneğin ben büyükbaşta yapıyorum. 17 kuruşa ben süt satıyorum. Şimdi ben bakıyorum televizyonlarda filan. Vay efendim işte kaşar peynir şu olmuş ya, 17 kuruş bu. 17 kuruş derken 1 lira 70 kuruştan evet, bahsediyorsun evet, değil evet, mi? Yani 17 kuruş, pardon özür dilerim. 1 lira 70 kuruş. Ya bunun neresi pahalı? Ben bunu anlamıyorum. Yemin fiyatına geldiğin zaman 80 95 85 arası oynuyor bu yemler. Yemle bu, biz burada nerede kazanacağız? 1 kilo yemle 1 kilo süt olduğu zaman bu emekler artı bu kuru yem giderleri bunlar nasıl olacak? Onu bilmiyorum vallahi. Aslında burada çok belirsiz bir fiyatlar var. Bu arada bir parantez açayım. Satılmış abi sütü 1 lira 70 kuruştan satıyorum diyor. Ulusal Süt Konseyi'nin referans fiyatı aslında 2 lira. Yani 2 liranın altında olmaması lazım bugünkü maliyetlere göre ki o bile şu anda aslında piyasanın evet, altında evet. 2 lira evet. 30 ila 40 kuruş telaffuz ediliyor. Çünkü Türkiye'de yani dünyada aslında bir parite vardır. Süt yem paritesi. Yani 1 litre çiğ süt satarak üretici onun parasıyla 1,5 kilo yem alabilmeli. Evet. Bu dünya ortalaması. Bakanlık bunu 1,3'e çevirmiş vaziyette. Yani 1 litre sütle 1,3 kilogram yem alınabilmeli diyor. Ama hangisi olursa olsun, hangisini baz alırsanız alın, şu anda üreticiler konuştuğumuz kadarıyla 1 litre çiğ süt satarak 1,3 ya da 1,5 kilo yem alamıyor. En fazla 1 kilo ya alıyordur ya alamıyordur yani herhalde. Işte öyle, fiyatlar böyle. Örneğin ben bu projede yapıyorum. Koyunların projede bu gen kaynaklarıyla. Ama oradan güzel başarılar elde ettik. Bu halk elinde ıslah evet, projesi. Evet, evet. Bazı bilmediğimiz şeyler varmış. Yani bu konuda devletimize teşekkür ederim. Yani bize bu konuda yardımcı oldu. Biz daha çok bilinçlendik. Örneğin eski yıllarda hayvan fiyatları iyi ki biz bu işleri denemiş olsaydık daha değişik bir hayvancılık ortamı olurmuştu. Beslemede olsun, bu damızlık seçiminde olsun, hocalarımız bize çok güzel yardımcı oldular. Örneğin ikizlik olaylarını güzel yakaladık ama eskiden bilinçsiz yaptığımızdan o çok hayvanların para kazandığı yıllarda biz para kazanamadık. Bilinçsiz üretici olduğumuzdan. Demek ki satılmış abi, şöyle bir şey var. Biz bazen üreticilere soruyoruz, ne var beklentin devletten ya da işte sektörle ilgili diye. Genelde hep destek diyorlar ama belki o desteği de ikiye ayırmak lazım. Yani maddi destek bir tarafta, bir de eğitim desteği, evet, bilgi desteği. Evet, evet, çünkü evet. Belki o eğitim desteğiyle, bilgi desteğiyle senin verimliliğin artacak. Evet. Maliyetlerin aşağı çekilecek. Sen zaten belki o diğer maddi desteğe ihtiyaç bile duymayacaksın. Evet. Yani o yüzden kırsaldaki üreticiyle iletişim çok önemli. Yani evet, bakanlık, evet, kurumlar evet, ne olursa evet. olsun ya da üniversite. O bilgi olacak ki sizler daha verimli üretesiniz, daha kaliteli üretesiniz. Sayılar evet. artsın. Evet. Hayvan evet. sayısı, varlığı. Böylece evet. insanlar para yani kazansın. Devletin desteğinde en güzel benim karlılık bu eğitimden oldu. Yoksa bir kuzuya 25 lira kulak küpesi vermişsin, ben bilinçli bir üretici olmadığım zaman bu 25 lira falan para değil. Ama devletin bu verdiği eğitimlerle kafasını çalıştıran insan 25 lira değil de 75 lira gelir yapar. Şimdi biz burada keçicilerle de konuşuyoruz. Keçiler kısmi olarak biraz daha sanki mutlu gibi. Özellikle yünün para etmesi, hem devlet desteği evet. hem de son dönemde tiftik keçisinin kıymetinin anlaşılmasıyla birlikte. Evet, evet. Koyuna göre biraz daha herhalde karlı geliyor. Sen o tarafı hiç düşünmedin mi? Keçi yapmayı düşündüm ama bizim meralarımız kısıtlı. Hocam bir de şuna değinmek istiyorum. Örneğin komşu köyümüz var. Merası çok müsait. Hiç hayvanı yok. Bir de devletin buraya el atmasını isterim. Örneğin adamın 40 bin dönüm arazisi var. Şimdi artık bütün hayvanlar kayıt altında. 200 tane hayvan var kayıt altında. Tarım ilçelerde veya işte tarım bakanlıklarında. Bu bizim hayvanlarımız bu adamların merasına taştığı zaman yok ceza yazarız, yok jandarma gelir. Yani buna bir el atılması lazım. Otlar yani sezonu geldiği zaman çürüyor, kuruyor, gidiyor. Yani bunu hayvan yese ne olur, yemese ne olur. Yani yan köyde diyorsun evet, evet. hayvancılığa uygun mera var evet. ama hayvan yok. Sizin hayvanlarınız orayı kullanamıyor öyle mi? Evet, evet, evet. Gittiğin zaman yani muhtar veya işte azadır veya tarla sahibi geliyor diyor ki ya hemşerim. Aslında buna da bel atılması lazım yani ot orada kuruyor. Bir benim köyümle ilgili değil bu. Şimdi İç Anadolu bölgesinin çok köylerinde hiç küçükbaş hayvan diye bir şey yok ama meralar aynı. Öyle duruyor, Allah'ın verdiği ot kuruyor, çürüyor, gidiyor. Halbuki meraya izin verirse orada hayvanların gübresiyle, koyun gübresiyle o topraklar çok daha verimli hale de gelecektir. Bana da teklif ettiğin halde meralara insanlar kabul etmiyor bunu. Bilmiyorum hayvanın onlara zararı ne, getirisi ne, götürüsü ne. Yani devletin buna şimdi zarar vermiyorsa bence münasip yani yayması lazım. Doğru.
Şimdi Satılmış abinin değindiği bir diğer nokta çok önemli, meralar. Eğer biz bugün hayvancılığı konuşuyorsak, verimli, kaliteli ve maliyetini düşüren bir şekilde üretim yapmamız gerekiyorsa bunun temelinde meralar var. Ama evet, tabii Türkiye'de meralarımız maalesef iki yönden kayboluşmuş vaziyette. Bir, nicelik olarak, çünkü mera varlığımız yıllar içerisinde ciddi şekilde azalmış. 11 milyon hektara kadar gerilemiş 40 milyon hektarlardan. İkincisi de var olan meralarımızın kalitesi, nitelik bakımından çok zayıf. Yani hayvanlar meraya çıktığı zaman meradan yararlanma oranı çok düşük. Yine ek besine, ek yeme ihtiyacı oluyor. Demek ki bizim hayvancılık politikasını kurgularken meralara, otlak, çayırlara daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Hem onların ıslahı noktasında, hem de gerçekten bu işi yapan üreticilere açılması, kullandırılması noktasında. Girişimcilik ekosisteminin tüm bileşenleri bu programla Bloomberg TT'de. Girişimcilik dünyası. Neleri gözlemlediniz? Yani Türkiye'de şunlar eksik ve ben bunu kurmalıyım dediğiniz ne vardı arkasında fikir? Hüsem Yılmaz, Melek Yatırımcılar ve Mentorlar eşliğinde girişimcilerin hikayelerini paylaşıyor, çarpıcı örneklerle girişim dünyasına adım atmak isteyenlere ışık tutuyor. Girişimcilik dünyası yarın 12.30'da Bloomberg TT'de. Türkiye'deki milyonlarca aracın ömrünü tamamlamış lastiklerinin, yani ÖTL'nin toplanıp geri dönüştürülmesi için 2007 yılında Lastik Sanayicileri Derneği LASTER kuruldu. Bugüne kadar 1 milyon tondan fazla ÖTL'nin yeniden değerlendirilmesi sağlandı. Toplanan ÖTL ile binlerce metrekare rekreasyon alanının döşenmesine ve milyonlarca kilowatt saat elektrik üretilmesine destek olundu. Bu sayede daha az fosil yakıt kullanıldı, havaya %35 daha az karbondioksit salındı. ÖTL halen toplanmaya, doğanın korunup ekonominin desteklenmesine devam ediliyor. Şimdi diğer üreticilerle konuşurken arkamız biraz çoraktı. Haliyle İç Anadolu'dayız, Ankara'dayız. Burada çok yeşillik yok ama en azından şu anda hayvanlar görüyorsunuz daha yeşil bir ortamda, merada yayılıyorlar. Biraz önce bir kısmı su içti. Yanımızda Rasime Avcı var. Kendisi Muğla Damızlık Koyun Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Aslan Ankaralı, değil mi? Ankara. Doğru biliyorum. Evet, Ankara Ayaş ilçesinden, Gökçebahar köyündenim ve yabancı olmadığım bir coğrafyada şu anda. Yine de çok şaşırdım. 30 yıldan beri Toroslar'da yaşayınca bu kuraklık, bu boşluk bana biraz garip geldi. İşin doğrusu bu. Değil mi? Siz Fethiye tarafındasınız. Ben Fethiye'de ikamet ediyorum. Merkezimiz Muğla, Muğla'da. Şimdi sizin aslında konuşacak çok şey var. Birincisi, ben çok sevindim Rasime Hanım'a burada rastlamaktan. Sağ olsun bizler için de gelmiş. Hem Ankara'daki bu işin nabzını, Ankara'dan bu işin nabzını tutuyoruz, başkentten. Ama Muğla'yı temsil ediyor. Toroslar dediğiniz gibi orada da yine, evet, bereketli topraklar var. Üreticilerimiz öyle. Ama tarım genelde hep erkek egemen bir sektör olarak biliniyor. Çünkü baktığımız zaman işte başkanlara, diğer sektör temsilcilerine hep erkekler temsiliyette ön planda. Kadınlar arka planda. Şimdi 81 ilde İki tane kadın başkan var dedi Rasime Hanım. Bir tanesi kendisi, diğeri de Antalya başkanı mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu sevindirici bir şey. İki tane kadın temsilcimiz var. Üzücü olan şey, niye iki tane de kaldık, niye sayı daha çoğalmıyor diye. Ben onu özellikle Rasime Hanım'a soracağım. Çünkü sektörün içinde. Neden kadınlar temsiliyet tarafında, tarım sektöründe arka planda kalıyor? Şimdi bu işin içindeki insanlar genelde yetiştiriciler. Biz Antalya başkanı ve ben biraz daha böyle sanırım şanslı bayanlardanız. O yüzden geride neden olmadığı konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yetiştirici olarak da erkek ismi geçse de asıl koşturan, üreten kadınlarımız. Ben bunu kendi yaşadığımız ilde çok defa gördüm. Ama yaptığınız herhangi bir toplantıda, mesela bir genel kurul çağrısında, İşletmedeki hayvanlar kadının üstünde olduğu halde genel kurula ben geleceğim diyen eşler
kocalar var. Bunu yani değiştiremiyorsunuz. İşin... Yani bu ülkede bunu değiştirmek epeyce bir zaman alacak galiba. Yönetimde olmaları çok zor diyorum ben. Yetiştiricilerin olmaları çok zor. Yani baktığınız zaman işin emeği tarafında kadınlar var. O işi üreten, yapan, başında duran, zorluğunu çeken. Evet. Ama iş temsiliyete geldiği zaman maalesef erkekler hemen erkekler. Ben daha çok bu işin ön tarafında olayım ya da katılım tarafında olayım diye öyle bir kendilerine görev mi misyon edilmişler? Kesinlikle öyle bir misyonları var. Ben bayanların olması gerektiğini inanıyorum. Siz artık orada bir hani emniyetçi bu mu diyorlar. Bir bayanın olması da tüm bu kadar erkek kalabalığının içinde gerekli olduğunu düşünüyorum. Bazen insanların tavır ve davranışlarını da ortamda olan bir kadın belirleyebiliyor. Ona göre de davranabiliyorlar. Ama bunu çoğaltmak sanıyorum ildeki yöneticilere düşecek. Mevzuatta bile, kanunda bile bir değişiklik yapılsa, dese ki işte yönetim kurulunun en azından %40'ının gibi bir rakam ya da %50, niye %40 olsun? Yarı yarıya temsiliyet olamaz mı böyle bir şey mesela? Olması sevindirici olur ama pek umut vaat ettiğini söyleyemiyorum sizin bu söylediğinizin. Çok tercih edeceklerini zannetmiyorum maalesef. Halbuki baktığımız zaman aslında kadınlar, hep söylüyorum, eli neye değerse çok güzel işler çıkıyor. İş kesinlikle daha kaliteli oluyor, daha başarılı, daha sürdürülebilir oluyor. Çünkü işi sahiplenişleri erkeklere göre biraz daha fazla içselleştiriyorlar çünkü. O yüzden önemsiyorum. Ve kooperatifleşme, yani bu işin birlikteliği, birlikte üretmek, birlikte katma değer yaratmak. Orada da kadınlar aslında çok güzel işler yapıyor Türkiye'de. Her ne kadar sayı sınırlı olsa ama dediğiniz gibi biraz daha herhalde gidilecek yol var. Epeyce yol olduğunu düşünüyorum o konuda ama dediğim gibi yani bizim işimiz özellikle birliklerde buna yönetime davet edilen, yönetimde olması istenilen kişilerde kadınlar tercih edilirse bu sorun bizler açısından aşılabilir. Ama hangi il yönetimi böyle bir şey ister? Ben kendi ilimde bunu başardım. Antalya kendi ilinde bunu başardı. Çoğalmasını ben de çok isterim tabii ki. Gittiğiniz toplantılarda buna gerek olduğunu da görüyorsunuz. Tamam, çalışan işte sekreterler, muhasebe elemanları, ne bileyim sorumlu müdürlerde de var. Kadınlar temsil ediyor ama bence asıl yönetimde olmaları gerekiyor. Kesinlikle. Demek ki Muğla, Antalya başarısı, diğer iller niye başarmasın? Aynen. Kesinlikle olabilecek bir şey, imkansız değil. İşin biraz daha pratiğine dönelim. Sizde ne var daha çok? Hayvancılık tarafında koyun mu, keçi mi ağırlıklı olarak ne yetiştiriyorsunuz? Bizim ilimizde hayvan sayımız oldukça düşük. Aslında şimdi burada biraz evvel görüştüğümüz yetiştiricilerin telaffuz ettikleri rakamlar bizde herhalde iki köyde falan anca olabilecek bir işletmede olan. Bizim ilimizde ortalama sürü sayısı ne diyeyim size 80 ile 100 arasındadır. Kişi başı yani her bir üreticinin sahip olduğu hayvan. Aynen. Çok nadirdir 250-300'e çıkanlar. Çok çok nadirdir. Ankara ile böyle bir karşılaştırma yapıyoruz bazen. Ankara'nın Polatlı ilçesinin hayvan sayısıyla Muğla'nın tüm genel destekleme alan hayvan sayısı eşit. Sizin oralar, daha az. Sizin oralarda daha ufak çaplı olmasının sebebi ne? Aile işletmeciliği ve bizim coğrafyamız daha büyük sürülere sahip olmayı engelliyor. Ve gitgide azalan bu genç nüfus. Dağlardan artık hayvancılıktan uzaklaşan genç nüfus diye bakıyorum ben. Demin arkadaşların da belirttiği gibi sorunlarımız ortak aslında hayvancılıkla ilgili. Orman bizi bir tarafımızdan bağlıyor. Mera sorunumuz hala aynı şekilde devam ki büyük şehir olduktan sonra bu biraz daha çetrefelli bir hal aldı. Onun dışında bizdeki mermer ocakları, özel ağaçlandırmalar. Bunlar bizim hayvancılık sayımıza sekte vuran çalışmalar. Ve çoğaltmak adına da çok bir şey yapamıyorsunuz. İnsanlar artık kendi evlatları için bu işe devam et demiyorlar. Tam tersine ben artık bıktım. Çocuğumun bu işte kalmasını istemiyorum. Tüm ailelerden duyduğumuz bu. Asgari ücretle hep konuşulan konu, çalışmayı şehirde ev kirası bir sürü masraf ile beraber tercih ediyorlar. Ama aylık belki ortalama geliri 3-4 bin olacak hayvancılıkta devam etse gençlerimiz. Onu kabul etmek istemiyorlar. 2009'da 100 bin hayvanda biz küpeleme, ilk o zaman küpeleme de yapmıştık. 2014'te 200 bini bulmuşuz ama şu andaki hayvan sayımız bizim 140 bin. Tekrar gerileme trendinde. Fazlasıyla gerileme trendinde maalesef. Zamanında açıklanmayan destekler, şimdi bu primle hani ne kadar bir hayvancılık sürdürülebilir diye de aklımızda böyle sorular da var ama vatandaş için çok önemli bunların zamanında açıklanması, yeteri miktarda olması ve onların ihtiyacının olduğu dönemlerde ödeniyor olması,
yetiştiricinin gözünde büyük bir olay. Bunlar düzenlenebilirse, biz Eylül ayının sonuna geldik, hala tebliğimiz yayınlanmadı malum, biliyorsunuz. Bu bizim için de büyük bir sıkıntı, şu anda yetiştiricimiz için de çok büyük bir sıkıntı. Tüm yani beklentiler. Önünü göremiyoruz. Aynen öyle. Şimdi gün boyu üreticilerle de konuştuk. Onların da aynı söylediklerinden yola çıkarak ben de söylemek istiyorum. Sanki sektörle, kırsaldaki üreticilerle ya da sektör paydaşlarıyla kamu tarafında bir iletişim kopukluğu mu var? Yani bazen işte yanlış anlaşılıyor. Üretici oraya dediniz ki işte biraz daha mesafeli davrandı. Bunun arkasında ne var diye düşündü. Desteklemelerle ilgili zamanlama, miktar ya da ödeme zamanının bilinmemesi. Yani burada ciddi bir kopukluk sanki var gibi geliyor. Bilmiyorum, ne dersiniz? Aynen. Maalesef öyle bir kopukluk var. Kamuyla yetiştirici arasında. Ya da yapılan en ufak bir açıklamayı olmuş kabul edebiliyorlar. Neden böyle olmadı diye tekrar bir soruyla size gelebiliyor yetiştirici de. Ki haklılar. Yani eğer bir açıklama varsa onun da devamının gelmesi gerekir diye düşündüm anında, ben de olsam. Anında gelmesi gerektiğini düşünüyoruz bizler de zaten. Bu bir söylentide kalmamalı. Kuzuyla ilgili demin ya da oğlakla ilgili söylediğimiz anaçlara veriyorsanız neden yavrularına vermeyeceksiniz ki? Eğer ki yavrulara böyle bir destekleme gelirse, benim 100 tane varsa nedir? Bu yıl 20 tane daha sürüme katabilirim. Bunu 120 yapabilirim o zaman. Ama bu yavrulara herhangi bir şey olmadığı için ve otlatma ile ilgili de sıkıntılar olduğu için belli bir zamana kadar büyütüyorlar, sonrasında da satıyorlar maalesef. Bu konu önemli. Şundan dolayı, şimdi biz Türkiye'de et üretimini konuşuyoruz ve yıllar itibarına baktığımız zaman hayvan varlığımızda hem büyükbaş hem küçükbaşta bir artış söz konusu. Ama aynı tarihlerde baktığımız zaman kırmızı et üretimimizden tutun da süt üretimimize kadar bir düşüş trendi söz konusu. Demek ki burada bir şeyler ters gidiyor. Özellikle kırmızı et tarafında Türkiye gibi Anadolu coğrafyası küçükbaş hayvancılığa uygun olan bir ülkede biz zamanında bu hayvancılığı geliştirmek yerine elimizin tersiyle bir kenara itip büyükbaş tarafına daha fazla ağırlık vermişiz. 90'lı yıllara kadar, çok daha geriye gitmiyorum, toplam kırmızı et üretimimizin %30-35'ini küçükbaş oluştururken bugün itibariyle sadece %11'ini, 12'sini oluşturuyor. Bu da demek ki küçükbaş tarafında ne kadar aslında pay olarak geriye gidildiğinin bir işareti. Halbuki hem maliyetleri yönetmek hem meralardan yararlanma noktasında küçükbaş hayvancılık aslında Türkiye'nin çıkış yolu olabilir. Bunun üzerine çalışılsa hem belki et fiyatlarını daha makul seviyelerde görürüz, hem hayvan varlığımız artar, hem de üretici bu işten daha fazla para kazanabilir. Yeter ki o politikayı oluşturalım ve üzerine gidelim. Et ve süt tarafındaki dengelere de biraz bakalım istiyorum. Hem fiyatlar hem de üretim açısından. Ankara Damızlık Koyun Keçi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kılıç yanımda. Hasan Bey, şimdi et ve süt dengesi çok önemli. Evet. Özellikle küçükbaş tarafında biz onun özellikle altını çiziyoruz ama fiyatlar burada da tabii belirleyici olan şey üretim tarafında. Nasıl bir piyasa şu anda hakim Türkiye'de? Şu anda Türkiye'de fiyatlar baskılanıyor maalesef. Yani kendi piyasa kuralları içinde işlemiyor. Bu da tabii tüketiciye biraz devlet politikası olarak eti pahalı yedirmeme üzerine kurulu bir politika var. Fakat bunu baskılarken üretim ayağının azalacağıyla ilgili bir hesap yapamıyorlar. Sadece ithalata dayanarak fiyat dengelemesi yapıyorlar. Ben daha önceki bir konuşmamda söylemiştim. Son çeyrekte bizde etle ilgili, sütle ilgili sıkıntı çıkacak diye düşünüyorum. Şu anda yavaş yavaş fabrikalar sağdan soldan süt aramaya başlıyorlar. Yani arz talebi karşılamıyor şu anda. Karşılamıyor. Şu anda da tüketim de azalmış durumda. Yani bu enflasyondan dolayı, işte insanların gelirlerinin düşmesinden dolayı tüketim de azalmasına rağmen süt açığa çıkıyorsa, süt gerçekten ciddi bir süt azalışı var. Et tarafına gelelim. Et tarafında da 19 lira, 18 liradan biz canlı hayvan sattık. Merinos hayvandan bahsediyoruz burada, yani %52 randıman yapan. Bakıyorsunuz ilk par kiraz 14 lira. Çekirdekli kiraz, yani hani diyeceksiniz ki belki daralı o canlı hayvan ama o da bakıyorsunuz işte karpuz falan 4-5 liradan başladı. Şimdi et hep sürekli pahalı pahalı deniyor ama neye göre pahalı et? Et kesinlikle pahalı değil ve bizim şu anda kuzunun artık azalma dönemi yavaş yavaş başlayacak. Bu dönemde fiyatlar yükselecek. Yine 25-26'ya vuracak. İlk bar yine bir daha düşecek. Bu dalgalanma sürecek. Ama bu dönemde özellikle çok ciddi anlamda et açığımız çıkmaya başlayacak. Ben bundan kesinlikle eminim. Yani şu dönem kapatılmaya çalışılıyor şu anda. Bence ithalat bunu dengeliyor şu anda. Ama ithalat belli bir yerden sonra durduğunda Türkiye'de et açığa çıkacak ve sürekli üretim azalışı
var. Bunu nasıl şey yapacaksınız, çözeceksiniz? O yüzden yani ithalattan çok burada yetiştiriciyi destekleyerek et üretim planlı bir programla şu anda ithalat yapılsın yapılmasın demiyoruz. Çok aşırı eğer et fiyatları yani aşırı bir şekilde artarsa buna müdahale etmesi tabii normal piyasama şeyine etmesi normaldir. Fakat bu müdahale yaparken aynı zamanda iş piyasayı da bir taraftan yükseltecek. Yani alttan destekler yükseltecek. Belli bir norma geldiğinde ithalatı kesecek. Normal iş piyasadaki üretimle tüketicinin ihtiyacını karşılayacak et üretimde. Ama şimdi geçen sene de bizim gördüğümüz kadarıyla ithalat da çözüm olmuyor şundan dolayı. Biz içeride üretim planlamasını yapamadığımız için zaten arz talep dengesi ya da maliyetler tarafındaki o yükselişi durduramadığımız için arz talep dengesi bozuldu. İthalatla bunu dengelemeye çalıştık ama orada da plansız bir ithalat olduğu için bu sefer de stoklarda et vardı, kırmızı et vardı. Demek ki burada çözüm de ithalatta değil aslına bakarsak. İçerideki yerli üretimi desteklemekten geçiyor ya da üretimi arttırmaya yönelik politikadan geçiyor. Sürekli sizin eğer özellikle ülkeler var. Enerji kaynağı ülkeler enerji satıyor. Sürekli bir gelir elde ediyor. Bu tür belli ülke değilseniz siz tarım ürününü dışarıdan ithal etme lüksünüz olamaz. Neyle ödeyeceksiniz? Hele hele de toprağın, suyun, genetik yapın buna müsaitse, varlığı müsait. Varlık ondan öte zorlayarak da üreteceksiniz. Yani bugün İsrail adam çölde üretiyor. Ki ihtiyacı da olduğunu, niye enerji kaynağı yok ki onun? Biz enerji kaynaklarımız bütün işte petrol kuyularındaki bugün Orta Doğu'dan alınıyor, işte Rusya'dan alınıyor. Bununla bu enerjiyle üretim yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu tamam zorunlu olarak ithal ediyorsun. Ama tarım ürününe de gittiğin dayandığında siz ne satacaksınız dışarı o zaman? Ya da yediğini de yani ithal etmeyi ver. Bir de stratejik bir durumu var. İşte Katar'ı gördünüz. Parası olmasına rağmen gıda şey yapamadı, ulaşamadı gıdaya. Ambargo yani yedi ve ambargodan dolayı... Eğer Türkiye olmasaydı gerçekten çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyaydı Katar. Kargo uçakla büyükbaş hayvan ithal ettiler. Kargo uçakla. Görüyor musun? Düşünemiyorum ama paraları var bir tarafta. Yani işte enerji, mecburiyetten ama bir de şey enerjisi var. Yani onu karşılayacak bir bütçesi var. Biz nasıl yapacağız? Bir de ısrarla söylüyorum terk eden alanı geri dönüşü çok zor. Yani bizim yetişe bazı arkadaşlar işte yeni dönüşler falan başlıyor. Ümitli güzel şeyler tabii ki istiyoruz ama gerçekçi olalım. Alanı terk eden bir daha alana geri dönmesi yani o üretim alanına işte hayvancılık yapması çok zor bir durum. Süt işletmeleri özellikle kapanıyor. Şimdi süt işletme dediğin şey aynı zamanda et işletmelerinin kaynağıdır. Yani büyükbaşın sonuçta besi kaynağı sütten geçiyor. Bunun şeyi yok. Bunlar yavaş yavaş bir yerde bakacağız ki aslında altımızdan halı gitmiş. Yani buna bilmiyorum yetkilerin çok duyarlı olması gerekiyor. Bir şekilde önlem almalı lazım. Bakın göreceksin et fiyatları yukarı çekmeye başlayacak şimdi durdurulamayacak. Tabii bir de et fiyatları pahalı derken tüketici haklı olarak bundan isyan ediyor ama evet. Belki alım gücüne de bakmak lazım. Alım gücü de Türkiye'de azaldı aslında bakarsan. Alım gücünden kaynaklı pahalı düşüyor ama bu taraftan üretici kısma baktığınızda adam üretim maliyetlerinden dolayı üretemiyor. Peki hem üreticinin mutlu olduğu, üretimini sürdürdüğü ve para kazandığı, dolayısıyla da işletmesini büyüttüğü, hem tüketicinin makul, kaliteli, güvenli et tüketebildiği ya da süt ürünleri tüketebildiği bir piyasanın oluşması için ne yapmak lazım? Devletin sürekli olarak tam üretim odaklı destekleme sistemi götürmesi lazım. Neyi mesela, tam kastediyoruz bununla? Yani mesela ete direkt onun kestiği et örneğini kuzu kestireceğiz. Kuzu karkas kestireceksiniz. Şimdi karkasa destek verdiğinizde kişi 17 kilogram kestireceğine 20 kilogram kestirir. Bu bir artış mıdır aynı zamanda yani hayvan başında verimi arttırıyor. İkincisi siz bu kesim özellikle küçük başta büyük başın bir kısmında kaçak kesim var. Yani kaçak derken vergiden kayıt dışı evet kaçak derken kayıt dışı bir kesim var. Bunları şey altına alıyorsunuz. Kayıt altına alıyorsunuz. Buradan elde ettiğiniz vergiyle de aslında yine o sektörü destekleyebilirsiniz. Yani bu böyle bir yönü de var. O denge bir denge unsuru. Üretim odaklı destekleme sisteminin siz ısrarla durduğunuz sürece bence yani tüketici de makul fiyatla şey tüketecek, gıdayı tüketecek. Yetiştirici de makul fiyatla üretim yapacak. Mera tarafında bir şeyler yapılabilir mi? Mera yapısal bir sorun. Biz hani tarımsal ilgili işte yapısal sorunlar dediğimizde köylerin yerleşim yerleri, meraların durumu, meraların işte arazilerin dağınık olması. Bunlar tamamen tarım reformunu ilgilendiren şu anda onun konusu içine giren bir durum. Ve meraların acilen bir şekilde Türkiye'nin şey yapılması lazım. Yerlerinin kesin belirlenmesi lazım. Tahsis konusu oluşturulması lazım. Şu arkanızda gördüğünüz bir mera köylere ait. Bu köyde 2 tane sürü var. 10 tane sürü kaldıracak meraya sahip 2 tane sürüsü var.
biraz önce bizim işte yetişilerimiz vardı. Onlar da dedi ki mesela bizim köyümüzde yeterli mera yok. Yan mera da boş, köyde kullanmıyorlar ama bize de kullandırtmıyorlar diyorlar. Aynen, neden? Aynen öyle. Köyün şeyinin tüzelliğindeydi daha önce kullanım hakkıydı. Yaptırtmıyor yani, istemiyor. Bir şekilde muhtar bir şey ücret istiyordur köye. O ücretle anlaşamıyorlar. Yani o yetiştirici kaymakamlıklar aracılığıyla falan bu meraları kiralayabilmeli. Bir muhtarın iki dudağı arasında kalmamalı. Bunlar hepsi yapısal sorun. Sizin köy yerleşim yerlerini belirlemesi lazım. Köy yerleşim yeri belli olursa köylerde oturum yerlerinde kavgalar çıkmıyor. Sorunlar çıkmayınca insanlar daha gelip sağlıklı bir üretim yapabilir. O köye yerleşip oradan ev yeri alıp işte evini yapıp orada bir üretime başlayabilir. Bunların önü açılması lazım. Bizde o yok. Biz halen daha çoğu yerine kadastro geçmedi. Köylerin çoğunda imar yok. Çoğunda %90'da köy yerinde imar yok. İmar geçmemiş. Bunlar hep sıkıntı. Bu sosyal sıkıntılar da aslında üretimi baltalayan sorunlardan birisi. Ama asıl şu anda bizim şeyimiz, maliyetler gerçekten çok yüksek. Enerji işte en son elektriği %15 zam geldi gene. Daha dün 350 lira 35 kuruş eski fiyatlı 350 lira şeye, benzine, mazota işte zam geldi. Bu insanlar nasıl yapacak bunu sürekli? İşte enerji yani işte otu biçecek, mazot da biçecek, traktörü getirecek, samanı getirecek, onunla getirecek. Arpa yetiştirecekse kendisi bile. O enerjiyle yapacak bu. Şimdi sizin bir sürekli şeyleriniz artıyor ama bir de dövizden öte enflasyonun işte %17, 18, 20'lerde olduğu bir dönemi sayarsanız %30-40'larda bir kayıp varken siz geçen yılın fiyatıyla et satıyorsunuz. Yani hakikaten şimdi üreticilere bazen bir dokunuyoruz, bina istiyoruz. Haklılar kendilerine göre, çünkü bu piyasanın bir dengeye oturması lazım. Denge oturması için politika lazım. Politikanın da gerçekle uyuşması için o yapısal reformları yapmamız lazım ki kronik sorunlardan kurtulalım. Tarımda daha farklı, yenilikçi, katma değerli, verimli, kaliteli üretim konuşalım. Mevsimde Tarım programından bu haftalık da bu kadar. Ankara'dan küçükbaş yetiştiricileriyle birlikte sizlere seslendik. Hem Ankara'nın marka tiftik keçisi hem de Merinos koyunuyla ilgili üreticilerle konuştuk, onlara kulak verdik ve sektörün nabzını tutmaya çalıştık. Sizler de tarım ve gıda sektörüyle ilgili önerilerinizi, yorumlarınızı, hikayelerinizi tarim@bloomberg.com adresine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Andon'un farklı köşesinde yine üreticilerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.